Altaşlı İvan Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Tabii ki gündemimizde 12 şehidimiz var. 12 şehit vermemizin ardından çok konuşulan konular var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı ortak bildiri, imza atmaması, ardından verilen demeçler, kendini gazeteci diye Türkiye'ye tanıtan isimlerin şehit babasını eleştirmesi gibi. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'de konuyla alakalı konuştu. Ve DEM Partisi'nin mecliste bulunan 57 milletvekilinin maaşlarının kesilmesi, hazinenin DEM Partisi'ne verecek olduğu kaynağın verilmemesi ve bu kaynakların şehit aileleriyle terörle mücadelede kullanılması gerektiğini söyledi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Gelişmeler karşısında ilk önerim 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen, Sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Sayın Bahçeli'nin önerileri zaten bu milletin yüreğine su serpecek önerilerden birisidir. Aslında bir oylamaya çıkılsa, referandum yapılsa çok yüksek oranla da kabul edilecek önerilerden birisidir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi vatandaşlar özellikle milyonlarca askeri ücretli yeni askeri ücreti merak ediyor. İki toplantı yapıldı, üçüncü toplantı henüz gerçekleştirilmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da konuyla alakalı konuştu. Tarih verdi, üçüncü toplantı için tarih belirlemediklerini ifade ederken askeri ücretin ne zaman belli olacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin asgari ücretle üçüncü toplantı ne zaman olacak sorusu üzerine bakan Işıkan. Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra üç temsilcimiz var biliyorsunuz. Hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz diye konuştu. Bakan Işıkan bir rakam var mı sorusuna ise bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman asgari ücret tespit komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar geldiği zaman biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz kararı verip açıklayacağız cevabını verdi. Öte yandan Işıkan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkinse bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık. Resmi gazetede çıkar çıkmaz en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık ifadelerini kullandı. Tabii kesin bir aslında görüş vardı. Yarın Cumhurbaşkanlığı kabinesi var. Normalde pazar testi günü gerçekleştirilecekti ama çarşamba gününe ertelendi. Yarın Türkiye'nin merakla beklediği konular var. Kimi adayların bu kabine toplantısından sonra açıklanacağını ifade ediyor. Kimi askeri ücretin bu kabineden sonra açıklanabileceğini ifade ediyor. Tahminler var. Kulislerde bunlar konuşuluyor. Fakat Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaya göre bir üçüncü toplantı olacak. Herhalde kabine sonrasında askeri ücret rakamı çıkmayacak gibi duruyor şimdilik. Diğer taraftan haberin sonunda da Sayın Bakan bahsetti çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye. Tabii ki bu konuda... Bakanlık hazır, ödemeye hazır. Meclisten kararın geçmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre de o karar Cuma gününe kadar geçecek ve ay bitmeden çalışan emekliler 5 bin lirayı alabilecek. İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Çalışan emekliler yeni yıla girmeden ikramiyelerine kavuşacak. Milyonların beklediği çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkaracağı kanun Aralık ayı sonuna doğru yaklaşılırken binlerce vatandaş tarafından merak ediliyordu. Bütçe görüşmeleri dolayısıyla bir süre sekteye uğrayan emekliye 5000 TL ikramiye hususu yeni yıl öncesi çözüme kavuşacak. Mecliste yılın son mesaisinde çalışan emeklilere 5 bin liralık ödemeyi içeren düzenleme yasalaştırılacak. Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödeme takvimi bu hafta içerisinde belirlenen tarihler çerçevesinde hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bu hafta içerisinde meclis içerisinde görüşülecek olan çalışan emekliye 5 bin TL ödeme emri olarak bankalara bildirilecek. Ödemelerse en geç 28-29 Aralık'ta hesaplara yatırılacak. Çalışan emekli ikramiye ödemesiyle bütün hak sahipleri 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi almış olacak. Aynı zamanda çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak. Hayırlı olsun diyelim inşallah en kısa süre içerisinde ay bitmeden çalışan emeklilerimiz de ikramiyelerine kavuşur diye temenni ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk bu kez mecliste arıcıların, arıcıların ve balıkçıların sorunlarını dile getirdi. Arıcılara verilen kovan başı 60 liralık desteğin az olduğunu, arttırılması gerektiğini ifade ederken balıkçıların doğruda barınak sorunu yaşadığını kaydetti. İlimizde balıkçılık faaliyeti yapan 463 tekne bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ordunun sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Milletvekili Naci Şanlı Türk, 7500'ün üzerinde ordulunun geçim kaynağı olan balıkçılık sektörünün sorunlarını dile getirdi. Kentte bulunan mevcut balıkçı barınağının yetersiz olduğuna dikkat çekti. 7500'ün üzerinde hemşerimiz balıkçılık sektöründe istihdam edilmektedir. İlimiz balıkçıları yurt dışında da, Moritanya gibi ülkelerde de balıkçılık faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut balıkçı barınaklarımız balıkçı teknelerine yetmemektedir. Bu barınakların ve çekek yerlerinin büyütülmesi gerekmektedir. Milletvekili şu anlı Türk liman içi temizliği için balıkçılara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteğe de teşekkür etti. Liman içi temizliklerinin Bakanlığımıza bağlı tarama gemileri tarafından ücretsiz olarak yapılması balıkçılığımıza verilen büyük bir destektir. Bu manada Bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Şanlı Türk, ordulu aracıların yaşadığı probleme de ayrı bir parantez açtı. Ordunun Türkiye'de bal üretiminde ve kovan sayısında ilk sırada olduğunu hatırlatan milletvekili Şanlı Türk, aracılara verilen kovan başı 60 TL destek ödemesinin artırılması gerektiğini söyledi. İlimiz aracılık ve bal üretiminde Türkiye'de birinci sırada bulunmaktadır. İlimizde 3500 aracı yanlarında çalışan ortalama iki kişiyle birlikte, 10.500 aile geçimini arıcılıkla sağlamaktadır. Arıcılarımıza verilen kovan başı 60 TL destek ödemesinin artırılması gerekmektedir. Verilecek mazot ve nakliye desteğiyle birlikte bal üretimimizin de artacağına inanıyorum. Şimdi bize hep Kuzey Anadolu fay hattına, Tokat, Sivas ve özellikle Bingöl Yedisu tarafında olabilecek bir depremin orduya verecek olduğu zararı konuşuyoruz ama Diğer taraftan Trabzon açıkları, Perşembe açıkları, Ünye açıkları ve Samsun açıklarında da deprem meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Samsun açıklarında 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kuzey Anadolu fay attığında ardarda arda meydana gelen depremlerin ardından bu kez Karadeniz sallandı. Samsun açıklarında sabah saat 9 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3.3 büyüklüğünde ölçüldü. Yerinde 4.4 kilometre altında gerçekleşen deprem Samsun ili kıyılarında da resmen hissedildi. Depremin ardından Karadeniz içindeki fay varlığı bir kez daha sorgulandı. Bilindiği üzere deprem risk Karitaları karada olan fayatlarını ve bu bölgedeki tehlikeleri gösteriyor ancak deniz içindeki fayatları tam olarak bilinmiyor ya da açıklanmıyor. Bazı deprem bilimciler Karadeniz içinde de ciddi fayatlarının olduğunu ve bu noktalarda meydana gelebilecek depremlerin Karadeniz şehirleri için oldukça yıkıcı olabileceğini belirtiyor. O nedenle Karadeniz'de bir çalışma yapılması ve deprem risk ölçümlerinin buna göre değerlendirilmesi isteniyor. Son aylarda ise Karadeniz açıklarında birçok deprem meydana geldiği de gözlerden kaçmıyor. Efendim bu gerçekten e, ciddi de bir tehdit. Herhangi bir çalışmada yok. Hani orada bir fay var ki deprem oluyor. Fakat bu nasıl bir fay? Fay on mu? Ne kadar deprem üretebilir? Ürettiği deprem nasıl etki edebilir? Bunların hepsi merak e, soru işareti. Çünkü herhangi bir çalışma yapılmıyor. Diğer taraftan Bingöl Yedisu bakın burası çok önemli. Bingöl Yedisu'daki fayda büyük deprem bekleniyor. Yaklaşık 8 şiddetine varabilecek ve ordunun da bundan etkilenebileceği kaydedilirken Sivas, Tokat tarafında Kuzey Anadolu fay hattında da enerji birikimi olduğu kaydediliyor. Diğer yandan da açıklardan bir sürekli sağlanıyoruz. Tedbirli olmakta, her zaman dikkatli olmakta depreme karşı fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş e, Ordu Giresun Havalimanı'nı mecliste dile getirdi. Aslında hepimizi mağdur olduğu bir durum bu. Ordu Giresun Havalimanı'ndaki sefer sayılarının az olduğunu ve arttırılması gerektiğini kaydetti. Ordu Giresun Havalimanı bu kez meclis gündeminde. Zaman zaman sefer sayıları azıyla gündeme gelen Ordu Giresun Havalimanı'nda sefer sayılarının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Ordu Giresun Havalimanı'nda yurt dışına karşılıklı direkt uçuşlar konulması ve yurt içi uçuşlarda sefer sayılarının artırılması talepleri çığ gibi büyürken konu bu kez mecliste kendine yer buldu. Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık gezmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Ordu Giresun Havalimanı'nın yetersiz sefer sayılarını gündeme taşıdı. Yıllardır çözülemeyen ulaşım sorunları olduğunu kaydeden gezmiş sefer sayıları azlığına dikkat çekti. Yıllardır çözülemeyen ulaşım sorunlarımız var. Havaalanımızın sefer sayıları artırılmalı. Yaz aylarında gurbetçi vatandaşlarımızın gidiş gelişleri dikkate alınmalıdır. Yılbaşı geliyor. Önümüzdeki pazar gecesi yılbaşını geçireceğiz. Yılbaşı öncesinde de tabii ki zabıta büro belediyesi, zabıta ekipleri çalışmalarını, denetimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda şehirdeki imalathanelerde denetimler arttırıldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların olası durumlara karşı olumsuzluklara karşı mutlaka zabıtaya bilgi vermeleri istendi. Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların tüketiminin daha fazla olacağı bu günlerde zabıta ekipleri de insan sağlığının zedelenmemesi adına denetimlerine hız verdi, arttırdı. Yılbaşına kadar da denetimler devam edecek. Fakat tabii ki olur. herhangi bir olumsuzu görmeniz durumunda zabıtaya bilgi vermeniz isteniyor. Devam edelim. Hatırlarsınız geçtiğimiz yaz aylarında orada bir afet olmuştu. Ve bu afet sonucunda Karadeniz, Akdeniz yolunda da ulaşım durmuştu. Çünkü bir bölgede hemen köprünün çıkışında heyelan meydana gelmişti. Heyelanın ardından yol kullanılmazken çalışmalar da kısa bir süre sonra başlamıştı. Ve yıl bitmeden Karadeniz, Akdeniz yolu tekrar ulaşıma açıldı. Hadi görüşürüz. Buradanım, hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. <laughs> evet. Dere yolunda beklenen gün geldi. Karadeniz Akdeniz yolunda 10 Temmuz'da meydana gelen sel nedeniyle oluşan heylanın ardından yol ulaşıma kapanmıştı. Heylan nedeniyle yolu kullanamayan birçok ilçe alternatif yollardan ulaşım sağlıyordu. Bölge sakinleri yolun bir an önce açılmasını bekliyordu. Karadeniz-Akdeniz yolunda dün akşam saatlerinde çalışmalar tamamlanarak yolda asfaltlama işlemine geçildi. Bölgede gece geç saatlere kadar çalışan ekipler yolun ilk asfaltını tamamladı. Bölge sakinleri ve bazı muhtarlarda çalışmaları yakından takip etti. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmasının ardından alanda bekleyen muhtarlar araçlarıyla köprüden geçerek Heylanın ardından ilk ulaşımı gerçekleştirdi. Şu anda köprüden geçiyoruz. Bu akşam yukarıya ulaşmadık. Evet köprüden İzzet Muhtar bir biz ikinci sırada köprüden geçişi yaptık. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Hadi görüşürüz. Hayırlı olsun. Eyvallah. Yol bugün öğleden sonra tamamen trafiğe olarak trafik akışı yaklaşık 6 ay sonra yeniden sağlanmış oldu. Ordu'da başta şehir hastanesi olmak üzere 19 ilçede sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Ekranda gördüğünüz görüntüde Gölköy'e ait Gölköy Devlet Hastanesi. Gölköy Devlet Hastanesi de hızla tamamlanmak için projede çalışmalar sürüyor. Yeni Gölköy Devlet Hastanesi'nde inşaat hızla yükseliyor. Gölköylü vatandaşlar da yeni devlet hastanesine kavuşmak için gün sayıyor. Ordunun 19 ilçesinde sağlık alanında yapılan yatırımlar aralıksız sürüyor. Ordu Şehir Hastanesi ile sağlık alanında çağ atlayacak olan ordu ilçede yapılan yatırımlarla da aşağı kalkacak. O önemli yatırımlardan birisi de Gölköy'de yapımı süren devlet hastanesi. Toplam 15 bin metrekare alana sahip olan hastane 75 yataklı olarak ilçe hizmet verecek. Yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları ise hızla devam ediyor. İlçeye yapılacak hastane tamamlandıktan sonra Yeni Gölköy Devlet Hastanesi sadece Gölköylü vatandaşlara değil çevre ilçelerden gelecek vatandaşlara da modern ve daha iyi şartlarda hizmet verecek. Hastanenin yapılacak çalışmalar sonunda 2024 yılının son aylarında hizmete açılması planlanıyor. Gelelim yerel seçimlere. Gelmeden önce tabii ki önce bilgi verelim. Özellikle bugünlerde herkes AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacağını merak ediyor. Konuyla alakalı bu hafta herkes bu sorunun cevabını alacak. Önümüzdeki Cuma gününe kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından AK Parti'nin 30 büyükşehirdeki adaylarının artık halkla paylaşılması bekleniyor. İlçeler ise AK Parti'de Ocak ayı içerisinde büyükşehir belediyeleri açıklandıktan sonra bir belirli bir 2-3 hafta sonra içerisinde açıklanacağı tahmin edilmekte. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'de AK Parti'den bir adayına göre ordudaki adaylarını belirleyecek. Tabii ki yerel seçimlerde sadece belediye başkanları değil, muhtarlar da yarışacak. Durumu öyle ki aday e, muhtar adaylarında da patlama var bu yıl. Konuyu Muhtarlar Derneği Başkanı değerlendirdi. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için zaman giderek daralıyor. Siyasi partiler adaylarını bir bir belirlerken muhtar adayları da mahallelerde şimdiden boy göstermeye başladı. Birçok mahallede muhtar adayları adaylıklarını gün be gün kamuoyuna duyuruyor. Seçimlere kadar bu muhtar aday sayılarının daha da artması beklenirken... ...daha şimdiden aday sayılarında patlama yaşandı ifade ediliyor. Ordu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Olgun Öztürk muhtar adaylarında... Da şimdiden bir patlama yaşandığını ifade etti. Bu ara muhtarlardan bayağı bir aday patlaması var. Aşağı yukarı her, her arkadaşımızın e, mahallelerinde en az 3, bazı yerlerde 4 olan adayları var. Ha, bu arada tabii ki e, çıkmayacak muhtarlarımız da var. Yani aday olmayacak mevcut muhtarlarımız da var. Öztürk bu artışta muhtarlara verilen asgari ücretin büyük katkısının olduğunun altını çizdi. Bunun sebepleri e, muhtarlar, muhtarlık maaşlarının asgari ücret olması. E, tabii ki e, Cumhurbaşkanımızın e, muhtarlara daha fazla bir değer vermesinden dolayı bayağı bir aday patlaması var. Bizim buralarda öyle çok e, böyle vurdumalı gırmalı seçimler olmaz. 2024 yerel seçimleri daha da yaklaştığında muhtar adayı sayılarının daha da artması bekleniyor. Kar deyince, beyaz örtü deyince, Ordu'da akta gelen ilk yer Çambaşı Yaylası ve kış turizmi deyince de ilk gelen yer Çambaşı Kayak Merkezi. Kayak merkezinde kar kalınlığı 40 cm'e kadar ulaşmış durumda. Artık Çambaşı kış turizmi için gün sayıyor. Ordunun doğasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi yeni sezonun açılması için artık gün sayıyor. Hafta sonu kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası da Çambaşı Yaylası beyaza büründü. Kaba düzü içerisinde ilçe merkezinde 15 santimi bulan kar kalındığı yüksek kesimlerde ve kayak merkezinde ise 40 santimi buldu. İlerleyen günlerde kayak merkezinin yeterli kar seviyesine ulaştığında faaliyetlerine başlayacağını kaydeden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kayak severleri Çanbaşı Yaylası'na davet etti. İçinizde yüksek kesimlerimizde sabah saat 11 civarlarında kar yağışıyla yukarı kesimlerde 35-40 santimlere kadar çıktı. Saat 2-3 civarlarında da ilçe merkezimize kadar kar yağışı indi mahallelerimizde şu anda kar 10-15 santim de olsa yukarı kesimlere doğru yüksek kesimlere kayık mevkisine kadar olan kısımda da 35-40 santim civarında kar var. Şükürler olsun Rabbime bekliyorduk. Bekleyeceğiz inşallah bundan sonra daha fazla yağacak diye düşünüyoruz. Hem kayık merkezimizin bundan sonraki sürecini etkileyecek hem de mevsimin daha güzel yaşanması adına geçmiş yıllarımızı yıllardaki anılarımızı hatırlamamız adına güzel olacak ben teşekkür ediyorum. Hem bundan sonra kayak merkezimizde, Çambaşı eğlencemizde 3 ay değil 12 ay turizm sektörünün ve hareketinin kazanılması adına güzel olacağını düşünüyoruz. Tabii Çambaşı Kayak Merkezi deyince de ekranda gördüğünüz evler, bungalovlar akıllara geliyor. Kayakla birlikte vatandaşların kış şartlarında çok güzel tatil yapabileceği bir alan. Tabii ki sadece Çambaşı deyince burada konaklanılmıyor. Çambaşı merkezlerinde, Turnalık'ta daha alt noktalarda, üst noktalarda çok sayıda otel var. Vatandaşlarımız gidebilir. Kayak merkezinde ise fiyatlar oldukça yüksek. Ona rağmen ise Ocak ve Şubat'ta doluluk oranı %100'e ulaşmış durumda. An itibariyle sezona gelirkenki doluluk oranı ise %60. Ordunun Kaba Düzelçesi'ne bağlı 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kuş turizmi kar yağışıyla birlikte başladı. Bölgede etkili olan kar yağışıyla Çambaşı Yaylası'na çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler 2000 rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan merkez doğa severlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Çambaşı Yaylası'nda 2017'den itibaren hizmet veren kış sporları ve kayak merkezine olan ilgi ise her sene artmaya başlarken ziyaretçilerin bazıları konaklamak için bungalov evleri tercih ediyor. Şehrin gürültüsünden ve iş stresinden uzaklaşmak isteyenler bungalov evlerde eşsiz kar manzarasını izlemenin tadını çıkarıyor. Bungalov evler sezona %60'lık doluluk oranıyla başladı. Toplamda 12 bungalov ev 2024 yılı şubat ayında ise rezervasyonlarla %100'lük doluluk oranına ulaştı. 5-6 kişinin rahatlıkla konaklayabildiği bungalov evlerde gecelik bedel 12 bin liradan başlıyor. Otellerde ise gecelik konaklama 6 bin civarında seyrediyor. Yılbaşı geliyor. Hali öyle olunca tabii ki vatandaşlarımız yılbaşında. Yılbaşı pastası alarak evlerinde hep beraber birlikte vakit geçiriyorlar. Hali böyle olunca pastaya da talep artıyor. Bugünlerde pastanelerde yılbaşı pastası mesaisi var. Ordudaki pastaneler yılbaşı için hummalı bir çalışma içerisinde. Yeni yıla artık sayılı günler kala pastanecilerde de yoğun bir mesai başladı. Yılbaşı için birbirinden farklı desenlerle binbir çeşit pasta uzman ellerde hazırlanıyor. İşletme sahibi Şaban Ali Çamkerten de her yeni yılda farklı pasta çeşitleriyle birlikte vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti. Bu malı bir çalışmayla yılbaşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıla nazaran daha farklı çeşitler yapmaya çalışıyoruz. Daha güzel ürünler, her geçen yıl daha kendimizi geliştirerek pastacılığı da geliştirerek insanlarımıza, müşterilerimize, memlekete böyle güzel şey... Tatlı ve pastaları üretmeye devam ediyoruz. Bu sayede biz de tabii mutlu oluyoruz. Daha güzel çeşitlerle, daha güzel pastalarla yılbaşında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Karşınızda olacağız. Vatandaşların yılbaşında en çok tercih ettiği pasta çeşitleri ise şunlar. Süslü pastalar daha rağbet görüyor. Cafcaflı böyle süslü, güzel, değişik modeller falan normal günde çıkmayan pastaları yılbaşında başında. Daha e, farklı şeylerle, çeşitlerimizle e, şeye sunuyoruz, vitrinlere koyacağız. E, şimdiden hazırlıklarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Yeni kutlu olsun. Sıcak bir gelişmeyi daha sizlere aktaralım. Mecliste İsveç'in NATO üyeliği için Dış İlişkiler Komisyonu'nda oylama vardı bu akşam. Oylama sonuçlandı ve İsveç'in NATO üyeliği kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu tarafından bu haberle bülteni noktalıyoruz. Bu akşam saat 20'de Ordu Yönetenler Programı'nda Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva Funda Altay Şimşit'in konu olacak. Kaçırmayın diyelim. Yarın akşam ana haberle tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.